Selamünaleyküm arkadaşlar. Çok önemli bir konuyla devam ediyoruz. Tanrı'nın varlığının delilleri. Tanrı'nın varlığının delili genel başlık olarak tam 5 tanedir. Birincisi ontolojik delil, diğeri kozmolojik delil, diğeri teleolojik delil, diğeri ahlak delili ve diğeri ise dini tecrübe delilidir. Şimdi biz ontolojik delilden başlayarak bu delilleri tek tek incelemiş olalım. Ontolojik delile baktığımız zaman ontolojik delilde ne diyor? Mükemmel varlık Tanrı'dır. Bir mükemmel varlık var ve bu mükemmel varlık Tanrı'dır. Buna biz ontolojik delile varlık delili diyoruz aslında. Yani Tanrı'nın yok olduğunu dahi ben düşünemem. Bu çünkü mükemmelliğe zarar verir diyor. Burada Tanrı kavramı, yani bir Tanrı kavramının var olması bile bize Tanrı'nın var olduğunu ispatlar diyor. Tanrı kavramı çok çok önemlidir. Ve burada ontolojik delili ilk kez kullanan Anselm'dir. Bunu unutmuyoruz. Anselm ilk kez ontolojik delili kullanmıştır. Ve zihindeki imza örneğini de unutmayalım. Bunu da Descartes kullanmıştır. Ne diyor? Diyor ki nasıl ki bir heykeltıraş kendi yaptığı heykele imzasını atmıyor mu? Veya bir resim yapınca imzasını altına atmıyor mu? İşte aynı şekilde Tanrı da benim zihnime imzasını atmıştır. Yani Tanrı kavramının varlığı bile Tanrı'nın var olduğunu kanıtlar şeklinde bir önerme sunuyorlar. Bu ontolojik delilde bildiğimiz en önemli şey ne olacak? Anselm ilk savunandır. Descartes'in zihindeki imza örneğini bileceğiz. Ve bu ontolojik delil varlık delilidir. Ve Tanrı kavramı çok çok önemlidir. Şimdi gelelim kozmolojik delile. Kozmos nedir zaten? Evren, dünya. Kozmolojik delil de evrenle ilgili bir delilimiz olacak. Burada evrenin var olmasıyla, yani var olduğundan hareketle Tanrı'nın varlığını kanıtlıyor. Burada farklı farklı 3 delil karşımıza çıkacak. Bunlar hangileridir? İmkan delili, hudus delili ve ilk muharrik delili. Lütfen lütfen diğer isimleri, bir başlığın diğer ismini ve alt başlıklarını lütfen bilelim. Hangi alt başlık, hangi üst başlığa ait lütfen bilelim. Bunu bildikten sonra inanın sorular çok daha kolay çözülecek. Yani siz sorudan değil, soru sizden korkmaya başlayacak. Bunları lütfen bilelim. Şimdi kozmolojik delil dedik ki evrenin varlığından hareketle deliller üretiyor. Bu delillerden biri de imkan delilidir. İmkan delilin nasıl önermesi nedir? Allah dışında bir varlığın var olması da yok olması da mümkündür. Şimdi ben bu dünyaya, mesela ben kendimi düşüneyim, ben bu dünyaya gelebilirdim, gelmeyebilirdim. Yani benim var olmam da hiç var olmamış, yok olmam da mümkündü. Ama ben bu dünyaya geldim. Demek ki benim bu dünyaya gelmemi tercih eden birisi var. Yani varlığımla yokluğum arasında bir tercihte bulunan birisi var. Bunu ancak ve ancak kim yapabilir? Diğer mümkünler de benimle aynı seviyede olduğu için bunu kim yapacaktır? Bunu vacip olan, yani varlığı zorunlu, yokluğu düşünülemeyen biri yapacaktır. O da Tanrı'dır. İmkan delili neymiş? Benim varlığım da yokluğum da mümkün. Benim var olmamı tercih eden birisi var. Bunu da ancak kim yapabilir? Varlığı zorunlu olan, yani vacip varlık yapar. O da Tanrı'dır. İmkan delili bu şekildeydi. Ve imkan delilinin sıkı savunucuları kimdir? Farabi ve İbn Sina. Lütfen bu isimleri unutmayalım. İmkan delili deyince aklımıza kim gelecek? Farabi ve İbn Sina aklımıza gelecek. Gelelim hudus deliline. Hudus delili de diyor ki her hadisin bir muhdisi vardır. Bir kere hadis ne demektir? Hadis yaratılmış, yani sonradan var edilmiş demektir. Mevcut olan şey, yani sonradan var edilen şey demektir. Her hadisin bir muhdisi vardır. Şimdi bir kalem varsa bu kalemi yapan birisi vardır şeklinde düşünüyorlar ve evrende hadistir. Yani evren sonradan var edilmiştir. O zaman bunu var eden de birileri olmalıdır şeklinde bir önerme sunuyorlar ve hudus delili ortaya çıkıyor. Bunun da sıkı savunucuları Gazali ve Kindi'dir. Bunun dışında birçok filozof da, yine işte Farabi'si, İbn Sina'sı, hepsi bu delilin savunuculuğunu yapmıştır. Önemli olarak karşımıza çıkan Kindi ve Gazali olmuştur. Bir de ilk muharrik delili vardır. İlk muharrik de Aristoteles'in bildiğimiz gibi delilidir. Burada bir de domino örneği vardır. Nasıl ki bir domino taşını ilk en baştakini itelersen diğer
Taşlar da birbirine bağlı olarak düşer. İlk muharrik delilinde de her şey hareket halindedir. Bunun da bir ilk hareket ettiricisi vardır. O da Tanrı'dır şeklinde önerme sunuyorlar. Şimdi kozmolojik delil için biz ne dedik? Evrenin var olmasından hareketle deliller üretiyorlar. Burada üç delil karşımıza çıkıyor. İmkan delili, hudus delili ve ilk muharrik delili. Lütfen savunucularını, temsilcilerini unutmayalım ve alt başlıkları bilelim. Geldik teleolojik delile. Bu teleolojik delil aslında Batı'da kullanılan ismidir. Biz yani İslam dünyasında ne olarak kullanılmıştır? Gaiyet delili şeklinde kullanılmıştır. Biz buna teolojik delil diye dilimize geçmiş yine. Gaye ve nizam delili diyoruz biz bu delile. Şimdi biz kozmolojik delilde dedik ki evrenden hareketle. Burada da evrenden hareket edecekler. Ancak kozmolojik delilde evrenin var olmasından hareket ediyorlardı. Teleolojik delilde ise evrenin içerisindeki düzenden hareket edecekler. Ve bu düzenden hareket ederek yine bir takım deliller ortaya sunacaklar. Bu delillerimiz kaç tane? İki tane. Bunlar inayet ve ihtira delilleridir. İnayet deliline baktığımız zaman tüm varlıklar insan varlığına uygun yaratılmıştır. Şimdi ben bir mesela elma yedim. Ancak elmanın içerisindeki vitaminler, mineraller hepsi benim vücudumla uyum sağlıyor ve bana iyi geliyor. Bir portakal yedim. Portakalın içerisindeki vitaminler, mineraller bana uyum sağladı ve bana iyi geldi. Peki bu ikisinin arasındaki uyum sizce tesadüf olabilir mi? Demek ki ikisi de aynı elden çıkma. Yani ikisini de aynı kişi var etmiş, yaratmış. Bu bir tesadüf olamaz. O zaman bunu yapan Tanrı'dır şeklinde bir önermedir inayet delili ve çok çok sıkı savunucusu İbn-i Rüşt'tür. Lütfen İbn-i Rüşt'ü unutmayalım. İbn-i Rüşt her zaman önemlidir. İnayet delili içinde yine İbn-i Rüşt'ü unutmuyoruz. Geldik ihtira deliline. İhtira delilinde de diyor ki Tanrı'nın yarattığı her şeyi yoktan yaratması. Yani hiçbir malzeme, hiçbir araç, hiçbir zaman, mekan, hiçbir şey kullanmadan yani yoktan yaratması ihtira deliline örnektir. Bu şekilde önerme sunmuşlardır. Biz dedik ki teleolojik delil bu gaiyet yani gaye nizam delilidir. İki tane yani iki alt delili vardır. Bunlar da inayet ve ihtira delilidir. İnayet delilinin sıkı savunucusu İbn-i Rüşt'tür, temsilcisi yerindedir. Bunu lütfen bilelim. Ahlak deliline geldik. Ahlak delili ise diyor ki ancak her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve ahlaki mükemmelliğe sahip bir iradenin varlığı bizi ahlaka, güzelliğe, en iyiye yöneltir. Yani böyle birinin varlığı sayesinde biz ancak en yüksek iyiye ulaşabiliriz. Bu özelliklere sahip olan kişi kim olabilir? Tabii ki Tanrı'dır. Bu şekilde Kant. Ahlak delili deyince Kant aklımıza gelecek. Lütfen unutmayalım. Ahlak delilimiz de bu şekildeydi. Geldik dini tecrübe deliline. Dini tecrübe delili birazcık eleştirilmiş. Çünkü adı üstünde zaten insanın kendi iç dünyasında yaşadığı tecrübelerdir. Biraz daha mistik bir bakış açısı. Bu yüzden birazcık eleştiriye tabi tutulmuştur. Kişinin kendi içerisinde yaşadığı kişisel şahsi tecrübesidir ve sadece bunu yaşayan bilir, bunu başkasına aktaramaz. Din tecrübe delilimiz de bu şekildedir. Bu şekilde tüm delillerimizi lütfen hem isim hem diğer kullanılan diğer ismi hem temsilcileri hem de alt başlıklarını lütfen lütfen çok iyi bilelim. Bunları bildikten sonra zaten soru kaçırma ihtimalimiz de sıfıra düşüyor. Bu şekilde bunu Instagram'dan da paylaştım. Oradan da yine bakabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.